hattından herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. İyi haftalar diliyorum. Hafta boyunca sizlere ben eşlik edeceğim. Özellikle küresel piyasalarda risk iştahı algısı karışık seyrediyor. Ama Borsa İstanbul tarafındaki temayı biliyorsunuz. Halen daha yükseliş eğilimi devam ediyor. Bugün özellikle ulaştırma endeksi dışında tüm endekslerde hızlı bir yükseliş var. Özellikle sanayi endeksinin önden koştuğunu biliyoruz. Bu hafta veri odaklı baktığımızda ABD'de üfe verisini karşılayacağız. Türkiye'de ise özellikle bütçe dengesi rakamlarını takip edeceğiz. Ama özellikle majör bir piyasa bozucu içerisi için veri akışını değiştirecek çok fazla bir etken yok gibi gözüküyor. Şimdi Borsa İstanbul tarafında görüyorsunuz BIST yüz endeksi %2.24'lük prime işaret ediyor an itibariyle. Dolar TL tarafındaysa şu anda zaten sınırlı bir yükseliş var ama dolar endeksi bir miktar dünyada toparlanma eğilimi içerisinde. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisini karşılamıştık. Dolar endeksi gevşemişti. Euro dolar paritesi biraz kendini yukarı atmıştı ama dolar endeksinde sınırlı bir yukarı yönlü eğilim var. ABD tahvil faizlerinde halen daha 4'ün altında olduğu bir ortam var. Hatırlatmış olalım. Euro TL tarafında geri çekilme var. 19.15'e kadar geldi. Euro dolar paritesi 1.03'ün de üzerindeydi. Biraz orada da gevşeme var. Ama iş dinamiklerde dediğimiz gibi en çok biliyorsunuz sanayi tarafta yükseliş var. Aslında geçtiğimiz haftalarda hep bankacılık endeksinin önden koştuğunu söylüyorduk. Acaba bir değişim mi, bir rotasyon mu var? Bunları da birazdan soracağız diyelim. Ve bir yandan baktığımız zaman sanayi endeksindeki yükseliş tabii %3.5'a ulaştı. Burası bizim için önemli. Mali endeks tarafında da %1.39'luk bir yükseliş var. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın birazdan bizlerle olacak. Böylelikle kendisine de sorarız. Özellikle sanayi endeksindeki yükseliş bakalım kalıcı olabilecek mi? Şimdi Avrupa tarafında aslında orada da genele yayılan bir iyimserlik var. Avrupa endekslerinde bugün Euro bölgesinde sanayi verisini karşıladık. Aylıkta bir miktar beklentinin üzerinde geldi. Ama halen daha Avrupa'da ana tema resesyon olarak kalmaya devam ediyor. Londra'da 0.38, Paris Kakara Endeksinde 0.23'lük yükseliş var. Alman DAX Endeksi 0.25 ve İtalya'da da yine sınırlı bir iyimserlik diyelim. Ve baktığımızda vadelilerde şu anda eksiler görünüyor ki biliyorsunuz özellikle burada çok sert yükselişler görmüştük. Enflasyon verisi sonrasında Nasdaq tarafında %7.5'lar vesaire bunları konuşuyorduk ama hafta başlangıcında ABD tarafında o iyimserliğin korunamadığını görüyoruz. Ve emtia tarafında da Fed'in şahin mesajlarının devam etmesiyle altın satış yiyor. Bugün yine 1756 dolara kadar geldi ons altın. Gram altın 1050. Gümüş tarafında da benzer şekilde geri çekilme var ve Brent tarafında da 95 doların biraz üzerinde seyrediyor. Hafif geri çekilme olduğunu hatırlatalım. Şimdi piyasalara dair biraz notları alalım hemen. Seda Yalçınkaya Özel İntegral'den bizlerle. Seda hoş geldin. Neler aktarırsın bugün için bizlere? Piyasadaki bu iyimserlik Borsa İstanbul tarafında ne anlatıyor bize? Merhaba Gözde, iyi haftalar diliyorum ve iyi yayınlar. Bu sabah açılışta biraz daha endekste yatay bir açılış söz konusu oldu ama hemen akabininde yani bir 10-15 dakika süre geçtikten sonra toparlanmanın çok daha hızlandığını gördük ve şu anda da endekste 4500 seviyesinin üzerinde bir hareket eğilimi olduğunu söylemek mümkün. Genel itibariyle sanayi endeksinin ön planda olduğunu, bankacılık endeksinde biraz daha bu sabah itibariyle yani bugün itibariyle geri planda kaldığını izliyoruz ama ulaştırma endeksi dışındakiler hemen hemen hep sportif hem de ulaştırma olması lazım. İkisi dışında hemen hemen hepsinde bütün endekslerde yukarı yönde hareket eğilimi söz konusu. Tabii bilançolar bitti. 9 Kasım'da bildiğin üzere 3. çeyrek bilançoların son açıklanma tarihiydi. Bundan sonra bir miktar daha bir bakacağız yani bir izleyeceğiz. Sanayi endeksinde gelen güçlü
rakamlar vardı, düşük karlılıklar vardı. Bunun dışında aynı zamanda hisse bazlı biraz haberlerin de etkili olduğu bazı sektörler ve hisselerin de ön plana çıktığını izliyoruz. Dolayısıyla şu anda tam olarak banka sanayi arasında o rotasyonun değiştiğinden bahsetmek çok mümkün değil. Bunu söylemek biraz aceleci olur ama endeksi iten ve katalizör olarak izlediğimiz sektör açıkçası burada sanayi sektörü. Diğer taraftan küresele baktığımızda orada biraz daha risk iştahında değişimler söz konusu. Özellikle geçtiğimiz hafta enflasyon verisiyle birlikte ABD'de açıklanan güzel güçlü yukarı yönde hareketlerin olduğunu izledik dolara karşı. Dolar endeksi 110'lu 112'li seviyelerden 106 seviyesine doğru geri çekildi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de %4'ün altında bir seyir oluştu. Bu biraz tabii ki küresel piyasalarda dolara karşı olan hareket eğiliminde bir nefes alma yıl beraberinde getirmiş oldu. Özellikle S&P'ye baktığımız zaman 4170 seviyesine doğru bir hareket eğiliminin olduğunu izliyoruz. Bu önemli çünkü geçtiğimiz haftalarda risk iştahında bir miktar toparlanma olduğunu ama çok da güçlenme olmadığını izlemiştik. Açıkçası şu anda teknik anlamda güçlü teknik seviyelerin üzerinde bir tutunma söz konusu ama elbette ki Aralık ayındaki FED toplantısında 50 bas puanlık faiz artırım beklentisi var ama şu anda tamamıyla piyasanın odak noktasında açıkçası FED'in adımlarının biraz daha yavaşladığı fiyatlar konusunda ön plana çıkıyor. Borsa İstanbul'da teknik anlamda 4650 seviyesindeki yükselen trend eğiliminin üst bandını direnç bölgesine doğru hareketin hızlandığını izliyoruz. Açıkçası buralardan biri yavaşlama beklentimiz olur. Çünkü 6-7 haftadır daha da soluksuz giden bir endeks görüyoruz. Dolayısıyla %40'ların üzerinde 6 haftadır bir getiri sağlamış, bunu da üzerine hatta bir getiri sağlamış durumda. Dolayısıyla aslında normal şartlarda biraz daha soluklanmaların ve dinlenmelerin daha sağlıklı bir yükseliş eğilimine meyil verebileceği düşünüyoruz. Ama genel olarak açıkçası Borsa İstanbul'da eğer 4650 seviyesinin de üzerine yükselişler ve yerleşmeler olursa bir miktar moladan sonra kaldığı yerden hızlanmaya da devam edebilir. Elbette ki burada ana temel hikaye enflasyona en iyi getiri getirebilecek Borsa İstanbul'un olması ve bu konuda biraz da rakipsiz olması halen daha bu talep olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da aynı zamanda bilançolardan sonra biraz da halka arzlara önem verilecek gibi. Özellikle bir miktar bekledikten sonra yeniden halka arzlara onay başladı. Alfa Solar'la birlikte bu hafta ve daha sonraki haftalarda da halka arzlar biraz hız kazanacak ve ilgi görecek gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için teşekkürler Seda. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Serdar Paz'ı bizlerle, para piyasaları müdürümüz Serdar, hoş geldin. Merhaba. Şimdi dünyada tabii çok hızlı değişkenler var. Özellikle evet. ABD enflasyon verisi sonrasında piyasaların böyle ciddi bir rally yaptığını söylemiştik ama çok kalıcı olmadı. Dolar endeksi bugün bir miktar toparlanma içerisinde. Ne dersin piyasalar için şu anda hani ne yöne doğru biraz daha kalıcı tema devam edecek? Evet tabii endeksi ve döviz piyasasını hani ikiye ayırarak konuşacak olursak hisse senetlerinde perşembe günü sert rallinin ardından hani cuma da kısmen devam ederek hafta o risk iştahıyla tamamlandı ama bu sabah itibariyle Fed üyesi Waller'dan gelen yani biz faiz artırımlarında sona ulaştık dememiz için henüz daha oldukça erken söylemiyle bir miktar dolar endeksinde yukarı yönlü hareket 106'dan 107'ye gelindiğini görüyoruz. Vadeli endeks kontratlarına denen Amerika henüz açılmadı ama yani kısmi satıcılı bir seyir var. Cuma günü pozitif kapanışın ardından artık da 3. çeyrek finansalları yavaş yavaş hazmediliyor. Geride kalıyor hemen hemen. Dolayısıyla hani önümüzdeki çarşamba günü perakende satış verisine kadar da çok belirleyici bir dışarıdan veri seti yok. İşte hafta sonuna doğru G20 öncesi işte Amerika ve Çin'in devlet başkanlarının bir araya gelmesi. Hani oradan nispeten daha alımlı mesajlar çıkar mı vesaire bunları takip ediyoruz. Ama döviz piyasasında tabii şöyle bir canlanma hareketi var. Yani risk iştahının toparlanması Avrupa para birimlerinin dolar karşısındaki seyri açısından. Şimdi opsiyon piyasasındaki pozisyonlanmaya bakıyorum. Şimdi bir tabii Eurodolar volatilitesinde bir azalma var. Önemli ölçüde aşağı yönde açılmış. Yani Eurodolar paritesi 0.95, 0.90 daha aşağılara giderse diye alınan
korunmacı pozisyonların çözülmesi durumu söz konusu. Sterlin'de aynı şey benzer şekilde 1.15-1.16'nın aşılması ile beraber işte 1.10 hatta 1'e doğru gider mi, o da Sterlin'de pariteye doğru gider mi kaygısıyla açılmış hedge pozisyonlarının burada kapatıldığını görüyoruz. Bunun bir ters taraflı likitte yarattığını, yukarı yönde ivmeyi arttırdığını görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli olarak hani opsiyon piyasasındaki pozisyonlanma şu an için Euro dolarda 1.05, Sterlin'de de 1.20'ye doğru bir kısa vadeli harekete karşılık, yani o yöndeki hareketin daha imkan dahilinde olması şeklinde, yani yukarı yönde hareketi destekleyen call pozisyonlarına daha fazla bir talebin olduğu, orada volatilitenin arttığı, daha pahalı hale geldiğini, buna karşı bu gelinen seviyeden aşağı yönde alınan pozisyonların, yani aşağı giderse ancak değer kazanacak pozisyonların nispeten daha az rağbet gördüğü bir yön içerisindeyiz. Tabii hani Fed tarafından gelen açıklamalar sonrasında enflasyona ilişkin de kurumlar arasında farklılık var oldukça. Mesela Goldman Sachs'i ele alalım. Gelecek sene sonunda çekirdek enflasyon 2.9'a geriler diye bir revizyona gitti. Yani bu bayağı 2023 sonu değil mi? Sonunda evet, yani şu an itibariyle yine de çok iyimser, çok iyimser bir tahmin. Yani bunu hani spektrumun bardağı dolu görenler kulübü olarak o tarafta adlandırabiliriz. Diğer taraftan da işte Citigroup başta olmak üzere Morgan Stanley, onlar da yani bu tek dataya, tek aylık veriye çok fazla ehemmiyet verilmemesi gerektiği, yani Fed üyesi Bowler'ın görüşüne biraz daha yakın bir duruş sergileyerek, dolayısıyla biz yani bu baskı şu an itibariyle yaşadığımız bir ayı piyasası içerisindeki düzeltme hareketi, yani birkaç günlük belki birkaç haftalık, yani daha sonra orta uzun vadeli bizi kötümser olmaya iten nedenlerde belirgin bir değişiklik yok. Yani işte Çin'in bir içinden çıkması çok zor olan resesyon vari, yani kendine göre resesyon vari, yani %2'lik 3'lük büyüme Çin için aslında resesyon anlamına geliyor. Oraya doğru evrilmesi. Japonya'nın şimdi bu bakıldığı zaman gevşek para politikasının mimarı olan Kuroda'nın Nisan ayında görev süresi doluyor. İşte onun yerine gelecek olan kendi bakıldığı zaman halefi, yani ne yapacak bu sıfıra yakın faizleri tutmaya devam edip sınırsız tahvil alımıyla, yani ülke ekonomisini desteklemek adına sürdürecek mi o politikayı? O bir merak konusu. Ve bakıldığında hani jeopolitik ister işte Amerika ile Çin arasından gelebilecek nispeten alınan mesajların ve Ukrayna-Rusya konusunda da artık hani düşük yoğunluklu savaş devam ediyor. Buna insani sosyal boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Yani neredeyse alışmış durumdayız ama hani bunların tabii yaşandığı bir dünyada hani işte enflasyon Amerika'da zayıflıyor, işte Fed'de bir iki arttırım sonrası durur demek böyle kalıcı bir yükseliş trendine bizleri götürmez. Bir de zaten ABD üfe verisini de karşılayacağız. Orada da 9'lara yakın siyan, yani evet, zirvelerden orada da geri dönüş var ama hala 9'lara yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Yani işin neresinden bakarsan evet, tabii. Şöyle bir ikilem var aslında. Hı hı. Yani Fed'in hani ekonomiyi ben faiz arttırımlarıyla bir miktar soğutacağım, talebi bir miktar azaltacağım. İşte iş gücü biraz kayıp olabilir. 3.5'lardan 4.5'lara doğru, 4'lere doğru. Yani biraz işte daha düşük gelir grubuna yönelik nispeten daha kısmen onların aleyhlerine ama ekonomiyi de daraltmak, soğutmak adına, yani fiyat baskısını bertaraf etmek adına başka bir seçeneğim yok hani dediği yerde, şimdi enflasyonun az gelmesi bu yönde bir adım, yani düşük gelmesi, ama piyasanın ondan sonra sergilediği hareketlilik, hani varlık fiyatlarındaki artış rally, hı hı, kredi maliyetlerinin vesaire faizlerin aşağı geliyor olması genişlemeci aslında piyasanın reaksiyonu. Dolayısıyla hani o genişlemeci reaksiyon hani Fed'in istediğinden başka bir tarafa doğru piyasayı götürüyor. Fed belki yani bunu görerek daha fazla sıkılaştırmak zorunda kalacak. İstediği sonucu elde edene kadar o sıkılaştırmayı sürdürecek. Ya da o çektiği yer neresiyse 4.5 mu 5 mu artık hani hangi seviyede duracaksa, hı hı, o da daha uzun süre kalacak. O yüzden hani bu da ister istemez resesyonu besleyecek. O yüzden bir çıkmaz sarmalın içindeyiz şu an itibariyle. Evet Serdar, çok teşekkür ediyorum. Bakalım görünüm nasıl olacak yarın. Şimdi araştırma masasına gideceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay hoş geldin. Tabii Borsa İstanbul'un rallisi durmuyor. Sınai Endeks'te özellikle tabii dolar bazında da zirvelere yakınsadı. Bu ortamı özellikle fırsat bilenler, tabii daha önceden başvurular yapılmış olmakla beraber halka arz tarafında tekrar yeni haberler var. Hepsini senden dinleyeceğiz ve tabii yılbaşından bu yana nereden nereye geldik? Evet, halka arzlarda uzun süredir yeni halka arz duymuyorduk ve şu son iki haftada birden fazla halka arzla karşı karşıyayız. Özellikle bunu biraz not almaya çalıştım. Bu yılın ilk çeyreğinde 10 adet halka arz gerçekleşti. 3.5 milyar TL'lik bir fonlama sağlandı. İkinci çeyrekte 13 halka arz vardı. 6.9 milyar TL'lik bir fonlama elde edildi.
Üçüncü çeyrekte 7 tane halka arzla 2.3 milyar TL fonlama sağlanırken bu yılın son çeyreğinde sadece bir tane halka arz gerçekleşmiş durumda. İki tane de halka arzın onaylandığını gördük Cuma günüyle birlikte. Bu iki halka arz gerçekleştiği noktada da toplam üçüncü, son çeyrekte de sayı 3'e çıkması bekleniyor. Şimdi bu yıl hali hazırda 31 tane şirket halka arz edildi ve burada iki tanesinin de yolda olduğunu düşünürsek 2022'de şu ana kadar 33 tane şirketin halka arzı gerçekleşecek diyelim. Ve burada 2022 yılında bu 33 tane şirket, 31 tane şirketin şu ana kadar gerçekleşmiş ve halka arz büyüklüğü kesinleşen şirketlerin toplamda 31 taneydi ve bunların da halka arz büyüklüğü 13.2 milyar TL seviyesine yükseldi. Dolar bazında bakarsak 813 milyon dolarlık bir halka arz elde edildi. Halka arz fonlaması sağlandı. Geçen yıl bu rakama bakıyorum. Geçen yıl toplamda halka arz büyüklükleri 22 milyar TL'ye çıkmıştı ve 2.5 milyar dolarlık bir halka arz büyüklüğü elde edilmişti. Halka arzlardan fonlama sağlanmıştı. Şu anki tabloda da 2010, 2011 ve 2022 yılı yine halka arz seferberliğinin ilan edildiği dönemdi. 2010, 2011 ve 2012 yılında toplamda 5.1 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü elde edilmişti. Bu 5.1 milyar TL'lik halka arz büyüklüğünün dolar bazındaki karşılığı 3.2 milyar dolardı. Yani burada 2010, 2011 ve 2012'deki halka arzların büyüklüğüne şimdi 2021 ve 2022 yılında ulaşılmış olduğunu söyleyelim. Peki kaçar adet halka arz gerçekleşti diye bir de o tabloyu tekrardan rica edebilirsek onu da söyleyeyim. Şu ana kadar 33, geçen yıl 50'nin üzerinde halka arz gerçekleşmişti. 2010, 11 ve 12 yıllarında da toplam 3 yılı topladığımızda takribi bir şekilde söylüyorum 75 tane halka arz vardı. Şimdi de 85 halka arza ulaşıldığını söyleyelim son 2 yıl içerisinde. Bu yılın en büyük halka arzları, şirket bazlı halka arzlara bakarsak en büyük halka arz 1.5 milyar TL ile Kocaerçelik'te gerçekleşti. Hemen en küçük halka arza bakarsak 132 milyon TL ile halka arz büyüklüğü ile Hidropar'dı. Şu ana kadarki ortalama halka arz büyüklüğüne bakarsak orada da karşımıza 430 milyon dolarlık bir tabloyu işaret ediyor. Peki halka arzların performansı nasıl diye bir de bakarsak tarihsel bazda halka arzları buraya toplamaya çalıştık 2022 yılında. Burada aylık getirilere baktığımızda sadece götürü tarafında bir şirketin yer aldığını görüyoruz. Onun dışında tüm firmaların yılbaşından bu yana getiri tarafında konumlandığını hatırlatalım. Halka arzdan bu yana en fazla getirilerden biri Smart Güneş. En az getirilere dönüp bakarsak orada da karşımıza şu an %59 olarak görüyorum. %59 ile baktığımızda orada da karşımıza Kocaerçelik geliyor ki onun da dediğimiz gibi 1.5 milyar TL'lik bir halka arzdı. Halka arz büyüklüğünün yüksek olduğunu da söylemiş olalım. Peki içeride tablo böyle küreselde nasıl dersek? Yılbaşından bu yana globaldeki IPO'lara yani halka arzlara dönüp baktığımızda karşımıza 1894 tane halka arz gerçekleşti. Hatta ben burayı biraz daha yakınlaştırayım. 1894 tane halka arz gerçekleşirken bunların toplam değeri 97.1 milyar dolarlık fonlamaya işaret etti. Tabi burada 16.4 milyar dolarlığı hala bekleme aşamasında. 97.1 milyar dolarlık halka arzın 38 hatta 39 milyar doları Asya bölgesinden, 20 milyar doları Orta Doğu ve Afrika'dan, 19 milyar doları Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan ise dönüp baktığımızda 16.4 milyar dolarlık bir halka arz sağlandı. Sektör bazlı halka arzlarında dünya genelinde kırılımı yandaki şekilde finansallarında burada önemli bir şekilde yer aldığını söyleyelim. Gözde dediğimiz gibi Cuma günde iki tane yeni halka arz vardı. Onların da hemen isimlerini de buradan söyleyeyim. Alfa Solar'ı zaten takip ettik. Bugün geldi. Halka arz büyüklüğü de belli oldu. Diğer taraftan Sanika Isı ve Özsu Balığı'nın da halka arzları onaylandı. Gözde. Çok teşekkür ediyoruz Kutay aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın bizlerle. Altan hoş geldin yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İstersen Kutay'ın bıraktığı yerden devam edelim. Şimdi tabii Borsa İstanbul'daki ralliyi, sektörleri ayrıntılı olarak konuşacağız. Ama tabii finansman koşulları daraldıkça özellikle işte biz ne diyorduk? Hep özel sektör tahvilleri çok ilgi görüyor ve biraz da tabii borsa tarafında özellikle halka arzların yeniden hareketlendiğini görüyoruz. Ne dersin? Son iki senede Kutay'ın aktardığı üzere işte 85 halka arz var. Tabii bu biraz daha önümüzdeki dönemde borsadaki iyimser hava devam ederse şirketler adına da cazip midir? Ne düşünürsün? Tabii Kutay çok güzel özetledi. Aslına bakarsan pandemiden bu yana tüm dünyada böyle bir halka arz furyası devam etti, başladı ve devam ediyor. İçeride biraz daha hala yoğun. Özellikle yurt dışına baktığın zaman pandemi döneminde orada da çok ciddi halka arzlar gördük. Aslında bunun ana sebebi senin de ilk başta söylediğin gibi finansmana ulaşımdı. İçerideki hikayenin tabii ana sebeplerinden bir tanesi finansmana ulaşım olmakla beraber şirketlerin biraz daha özellikle sermaye piyasalarını kullanması, bunun özellikle son 5 senede baktığınız zaman ekonomi yönetimlerinin de buna teşvik ettiğini görüyoruz. Yani bankacılık sisteminin dışında da özellikle şirketlerin finansmanında sermaye piyasalarının yoğun şekilde kullanılması dünyada çok yaygın. İçeride de buna teşvik ediliyor. Bunun önümüzdeki süreçte devam etmesi bizim için olumlu olacaktır. Özellikle sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından. Tabii şu ana kadar özellikle son 2 senede yaşadığımız konu daha çok hisse senedi tarafında. Yani sermaye artırımları ve halka arz tarafında gerçekleşti. Biz önümüzdeki yıllarda biraz daha borçlanma tarafında da sermaye piyasalarının çok yoğun şekilde kullanılabileceğini kanaatindeyiz. Ki dünyada bu böyle. Çok ağırlık biraz daha borçlanma tarafında. Ama genel olarak bir buradaki talep bunu canlandıran bir konu, birbirini besler bir durum. Yatırımcılar özellikle pandemiden bu yana çok ciddi şekilde borsaya akın ettiler. Bu tabii şirketler açısından bir talep demek. Dolayısıyla bunu fırsata çevirmek istediler. Öbür taraftan tabii finansman ulaşım yine bir avantajı. Üçüncüsü de aslında bu şirketlerin, gelen şirketlerin yani borsaya gelen halka açılan şirketlerin performansları. Bu performanslar yatırımcıların bir sonraki halka arzda da aynı şekilde talep göstermesine sebep oldu. Son dönemde özellikle son bir senede gelen halka arzların biraz daha şirket nezdinde daha da büyüdüğünü, sektörel çapta da geleceğe yönelik oldukça iyimser beklentilerimizin olduğu sektörlerde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar da aslında olumlu gelişmeler. Dolayısıyla özetlemem gerekirse bu halka arz dönemini özellikle son 2-3 senede yaşanan bu halka arz olan şirketleri çok olumlu karşılıyorum ben. Tabii her zaman söylediğimiz yine yenilemem gerekir. Bazı büyük şirketlerin de bu furyada yine halka açılması gerektiği kanaatindeyim ben açıkçası. Tabii birçok değerli şirketimiz halka açıldı ama bazı yine büyük özellikle bu ilk 500, ikinci 500 listedeki şirketlerin de halka açılması hem yatırımcı güveni açısından hem şirketlerin finansmana ulaşımı ve daha takip edilebilir, daha yakından izlenebilir, yatırımı paylaşılabilir hale gelmesi açısından da bizim açımızdan çok önemli. Bu şirketlerin de halka açılmasını önümüzdeki yıllarda bekliyoruz ama mevcut durum oldukça olumlu. Yalnız burada şöyle bir yorum yapmam gerekir. Pandemide de çok sık yapardık. Burada yatırımcıların sadece halka arza katılmaktan ziyade bu katıldıkları halka arzlarındaki şirketleri iyi incelemeleri gerekiyor. Bunu defalarca söylüyoruz. Mevcut performanslar tabii insanlara bir miktar cazip hale getirebiliyor, bir cazibe yaratabiliyor ama burada şirketlerin çok iyi incelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Yani daha çok içinde değer görülen halka arzların önümüzdeki dönemde biraz daha talep edilirken en azından dikkat edilmesi uyarısını da yapmam lazım. Kesinlikle, yani özellikle tabii ki o pandemi döneminde de furya varken işte şirketin ne iş yaptığını bile bilmeden halka arzlara girenler olduğunu hep işte konuşuyorduk, söylüyorduk. Sosyal medyada da uyarılar yapılıyordu. Şimdi tabii Borsa İstanbul'un ana trendi korunuyor. Yani burada enflasyonist sürecin ciddi anlamda işte hisselere yaradığı bir ortam var. Yani yatırımcılar enflasyondan korunmaya çalışıyor kabaca diyelim. Burada özellikle baktığımız zaman hani pandemide biliyorsun neye elimizi atsak yükseliyordu yani hisseler anlamında.
Şimdi böyle bir yine trende mi giriliyor? Yani BIST 30'daki hisseler özellikle biliyorsun çok eleştirilenler de var. Yani hiç ciddi değerlemelere ulaştı. Hatta hani bu ne kadar gerçekçi diye de sorgulanıyordu. Ne dersin? Şimdi tabii pandemi dönemiyle şu anki dönem biraz farklı ama en azından şirket hisse performansları açısından benzer olduğunu söylemek lazım. Yatırımcı talebi açısından da aslında yine benzerlikler var ama ana sebep yani ana fark, temel fark şu anki şirket bilançoları. Bazı hareketler belki çok fazla anlamlandırılamasa da bazı şirketlerin performanslarını bilanço performansı oldukça iyi destekliyor, onu söyleyebilirim. Geçtiğimiz 3 çeyrekte şirket finansalları oldukça iyi performans gösterdiler. Baktığımız zaman hala içinde değer barındıran sektör ve şirketler var. Buraya yatırımcının talep göstermesi oldukça doğal. Ama tabii genel olarak baktığın zaman topyekun endeks talebine ve bazı şirketlerin yükselişine bunları tabii çok doğal görmek makul değil bize göre. Yani ben çoğu şirketteki bazı hareketleri çok anlamlandıramıyorum açıkçası. Tabii bu tarafta kişilerin kendi yatırım tercihlerine göre değişmekle beraber kısa ve orta vade açısından düşündüğümde bazı şirketlerin yükselişi çok önemli temel dayanıklara dayanmıyor bence. Ama tabii geçtiğimiz dönemde özellikle ilk 3 çeyrek finansal performanslarına baktığım zaman şirketin bu hareketi sebep olarak gösterebiliriz o bilanço performanslarını. Çünkü mevcut durumda ilk çeyrek bilançolarında fiyatlanmayan bir dönem yaşadık. Daha sonra çok hızlı bir fiyatlama gördük. Şu anda da bence artık yavaş yavaş bazı şirketler değerlerine yaklaşıyor. Değerinden uzak olan, potansiyel barındıran şirketler de artık talep çekmeye başladılar. Burada yatırımcıların önemli aslında irdelemesi gereken konu bu 9 aylık dönemde performanslarını hisse performansına da yansıtan şirketlerden ziyade bundan sonra da bu performansı devam ettirecek şirketlere yavaş yavaş yönelmeleri. Bu çok önemli çünkü artık enflasyonist ortamda enflasyondan kendilerini korumak adına tabii borsaya akın ediyor yatırımcılar. Burada şirketler kendilerini koruyabilmiş gibi görünüyor. Çoğu şirkette enflasyon üzeri kar büyümeleri gördük. Yani 3. çeyrekten örnek vermek gerekirse yıllık bazda %300'e varan kar büyümeleri var. Bankacılıkta %400'lerin üzerinde kar büyümeleri. Ama o tarafta bir öz kaynak karlılıklar açısından belki eleştirilebilir. Banka dışı sektörlerde hem kar marjlarını arttıran hem de kar büyümelerini enflasyonun üzerinde büyütebilmiş şirketlerin bu performanslara devam etmesini beklerim. Tabii burada hem sektör hem de şirket seçmek doğru. Ancak yatırımcılar şu uyarıyı yeniden yapmakta fayda görüyorum. Özellikle endeksin topyekun hareketinin belki yavaş yavaş sönümlendiği döneme girmiş olabiliriz. Yani burada artık yavaş yavaş sektör ve şirketi tercih etmek daha doğru olabilir. Çünkü geldiğimiz noktada endeks 4500'lerin 4600'lere yaklaşmış durumda. Bu yıl başında yapılan hedef değerlere çok yakın. Hatta sonrasında 3. çeyrek bilançoları sonrasında yapılan revizyonlara da yakın. Yaklaşık %5 civarında bir potansiyel kalmış gibi görünüyor. Bu tabii çoğunlukla endeks 30 şirketlerinden oluşan hedef fiyatlar ama yine de topyekun bir endeks hareketinin devamını ben açıkçası kişisel olarak çok fazla beklemiyorum. Burada şirket ve sektör seçmek çok önemli hale geldi. Bu da az önce söylediğim gibi özellikle önümüzdeki 2 çeyrek daha en azından performanslarını devam ettirecek, bilanço performanslarını devam ettirecek ve hem kar marjlarını hem de büyümelerini düzgün ve enflasyon üzerinde gerçekleştirebilecek şirketler incelenmeli ve bunlar tercih edilmeli diye düşünüyorum. Peki bugün mesela bankacılık gerilerken sanayi tarafı biliyorsun hızlı bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Bu bir rotasyon mudur? Tabii yani aslında az önce bahsettiğimin içinde var bu. Yani ilk 3 ayda hatta ilk 6 ayda bankalar çok geride kalmıştı. 6 aylık bilançolar geldiğinde bankaların neden fiyatlanmadığından bahsetmiştik hatırlarsan. Sonrasında Ağustos-Eylül aylarında çok sert bir fiyatlama gördük. Burada hatta mevcut değerlerin üzerine çıkan bankalarda gördük. Bunun artık dengelendiği bir süreçteyiz. Bundan sonra bazı bankalar ara ara ön plana çıkacak bankacılık sektöründe. Ama banka dışı sektörlerde biraz daha fazla potansiyel var. Bu da zaten hisse performanslarına yansıyor. Bu demek değildir ki bankalar yükselmeyecek ama ağırlık olarak banka dışı sektörleri biraz daha fazla tercih ediyoruz. Onların içinde de ayrışmalar var. Yani son dönemde gelen sanayi üretim verilerine, dış dengeye, PMI verilerine baktığınız zaman bazı sektörler arasında ciddi ayrışmalar var. Yani sektörlerin büyümelerinde de ivme kayıpları izleniyor.
Bu nedenle ilk 6 ayda güçlü gelen, hatta ilk 9 ayda güçlü seyreden bazı sektörler 4. çeyrekten itibaren ivme kaybedecek. Burada bu ivme kaybeden sektörlerden biraz daha güçlü performansını devam ettiren sektörlere kaymaları gerekir. Yani bundan sonra söyleyeceğim aslında doğru kelime o dediğin gibi. Tam anlamıyla bir rotasyon gerekiyor. Bunu da sektörler ve şirketler arasında yatırımcıların değerlendirmesi gerekir. Sektörleri de istersen konuşalım. Tabii ki konuşalım. İvme kaybı olacak sektörler arasında neler var mesela? Ve tabii yine işte ihracatçının, biz biliyorsun işte daha önceki aylarda hep özellikle kur hızlı yükselirken korunmak için işte ihracatçı firmaları ön plana çıkararak biraz daha burada avantaj olduğunu savunmuştuk. Sonraki işte enflasyonu sürece girilmesi, para politikasının iyice gevşemesi, enflasyon arttıkça işte alternatifsizlik de besledi. Şimdi ne olacak? Şimdi özellikle bu pandemi dönemi ve sonrasında biliyorsun hem döviz pozisyonu olan hem de doğal kendileri cedebilen ihracatçı şirketler çok ön plandaydı. Bu zaten her dönemin belli temaları vardır hisse senetlerinde ve sektörlerde, fiyatlamalarda da öyle. Dolayısıyla şu an artık biraz daha iç talebin daha canlı kaldığını görüyoruz. Yani dış denge ve özellikle sanayi üretim verilerine baktığın zaman bazı sektörler biraz daha ön planda. Dolayısıyla iç talepten kaynaklı bazı sektörlerin biraz daha ön planda kalması muhtemel. Yani örnek vermek gerekirse mesela otomotiv sektörü PMI'ları biraz güçlü. Burada ama daha çok içerideki talebi karşılayan şirketleri tercih etmek gerekebilir. Daha kısa vade için konuşuyorum. Ama ilk 9 ayda mesela çok güçlü performans ortaya koyan elektrik şirketlerinde bazı kaynak bazlı ayrışmalara gitmek gerekebilir. İlk 9 ayda çok ciddi bir performans gördük elektrik üretim şirketlerinin fiyatlamalarında. Bundan sonraki süreçte burada bazı kaynak bazlı ayrışmalara gidecektir diye düşünüyorum. Özellikle yenilenebilir tarafta biraz daha iyi performans beklerim açıkçası. Perakende sektörünün güçlü performansını ortaya koymasını, devam ettirmesini bekliyorum. Son 2-3 ayda biraz daha geride kaldılar. O taraf son çeyrekte devam edecektir düşüncesindeyim. İvme kaybeden sektörlerin yine aslında ivme kaybedebilecek sektör diyelim. Biraz da havacılık sektörü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Üçüncü çeyrek en iyi çeyrekleriydi. İkinci çeyrek çok güçlü gelmişti zaten. Beklentilerin biraz daha üzerindeydi. Dördüncü çeyrekle beraber artık yavaş yavaş bir ivme kaybı beklenebilir. Burada yükseliş devam etse dahi bundan geçtiğimiz 3 ay 2 gibi bir ivmeli yükseliş çok mümkün görünmüyor açıkçası. O tarafta havacılık sektörü içinde de bazı şirketleri tercih etmek gerekebilir. Yani mesela örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları'nın biraz daha hızlı fiyatlandığı kanaatindeyim. Burada yavaş yavaş Pegasus veya TAV belki tercih edilebilir. Onun dışında holdinglerin mevcut iştiraklerinin performanslarını iyi yansıtmadığını düşünüyorum. Özellikle bu bilanço döneminde holdinglerin çarpanları çok çok iyi yerlere geldi bence. Dolayısıyla 4. çeyrek ve ondan sonraki çeyreklerde holdinglerin biraz daha iyi fiyatlanması muhtemel gibi görünüyor. Yine özellikle 4. çeyreklerinin güçlü gelmesini beklediğim gıda, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve sigortacılık sektörleri var. Bu 3 sektör aslında son dönemde iyi fiyatlanıyor ama bilanço performansı olarak özellikle 4. çeyrekte daha iyi bir performans bekliyorum. Bunun yanında belki iletişim, telekomünikasyon ve teknoloji şirketleri ve sektörlerinde koyabiliriz. Yavaş yavaş diğer sektörlerde zaten demir çelikte bir yavaşlama var. Son dönemde bazı haber akışları orada performans yarattı. Ama az önce saydığım sektörlerin önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde biraz daha ön planda kalmasını bekliyorum ben kendi adıma. Petrokimya şirketleri için mesela ne söylenebilir? Hani önümüzdeki dönemde petrol fiyatları hala hareketli. Yani yükseliş eğilimi tam olarak aslında kesilmedi. Ama işte biliyorsun rafineri marjları falan hep konuşuluyor, tartışılıyor. Var mı bir önerin? Rafineri tarafı aslında hala güçlü. Marjlar bir miktar aşağı gelse dahi ürün marjları, ortalama marjlar hala yukarıda. Dolayısıyla 4. çeyreğin yine güçlü gelmesi muhtemel ama belki 3 kadar güçlü gelmeyebilir. Bu nedenle zaten zaman zaman bunların performansa yansıdığını da görüyoruz ama yine de fiyat olarak orada bir miktar potansiyel olduğu kanaatindeyim açıkçası. Petrokimya sektöründe rafineri dışı sektörlerde şu anda ürün marjları çok cazip değil. Petrol fiyatları biraz daha dengeye gelmiş görülse de şu anda çok potansiyel barındırdığı kanaatinde değilim. Belki daha uzun vade için mevcut yatırımların dönüşü ile beraber 2023'ün ikinci yarısı diğer petrokimya şirketleri
tercih edilebilir. Ama kimyevi maddeler, yani özellikle işte gübre ham maddeleri vesaire gibi üreten şirketlerin 3. çeyrek bilançoları iyiydi. 4. çeyrekte de mevcut talep, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle buraya kayan tedarik kaynakları biraz cazibe yaratabilir. Şu anki bilanço döneminde aslında çok fazla ön plana çıkmasa da bir süre daha bu performanslarını devam ettirebilir gibi görünüyor bu şirketler. Peki. Ama az önce saydığım şirketler kadar potansiyel barındırdığını düşünmüyorum. Çok yani teşekkür ederim. Yani portföylerde taşınabilir ama potansiyel biraz daha dar. Çok teşekkür ediyorum Altan Aydın. Tüm bu bilgiler için kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biraz COP27 üzerine konuşacağız. Sokar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikail Yusifov bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Tabii COP27 için ana tema belli. Yani genel bir değerlendirme rica edeceğim. Sürdürülebilirlik adına, iklim değişikliği adına en çok hangi meseleler masaya yatırılıyor? Ve hani sizin gündeminizde neler var? Teşekkür ederim. Öncelikle hepimizin baş sağ olsun. Dün çok kötü bir olay yaşadık ülke olarak. Allah'tan tüm vefat edenlere rahmet, yaralılara da şifa diliyoruz. İnşallah hep böyle iyi şeyleri konuşmak için fırsatlarımız olur. İklim zirvesindeyiz. Şu anda Mısır'da, Şarm el-Şeyh'teyiz. COP27'de. Bu sene COP27'nin ana odak alanları bir 4 bölüme bölünmüş, açıklandı ilk zamanda. Azaltmayla ilgili, adaptasyonla ilgili esas konulardan bir tanesi finans konusu ve işbirliği. Güzel. Burada bu biraz daha konuları açacak olursam, tabii biraz biliyorsunuz yani bizim hem Paris İklim Anlaşması, hem Yeşil Mutabakat, hem de geçen sene Glasgow'da gerçekleşen COP26'da çok önemli kararlar alınmış. Tabii bir yol haritası sağlıyor iklim zirvesi içinde, iklim geleceği içinde dünyanın. Ve burada da bu senenin de konularından bazılarını, 4 tanesini ana başlıkları söyledim. Biz de tabii ki Sokar Türkiye olarak sürdürülebilirliği biz de ana gündemimize her zaman aldığımız için de biz de bir ekibimizle buradaki toplantılara katılıyoruz. Bazı sunumlar yaptık Türkiye pavilyonunda aynı zamanda. Finans tarafını söyledim. Gelişmiş ve gelişmemiş olan veya gelişmekte olan ülkeler arasında bir işbirliğinden çok konuşuldu. Ana temalardan biri bu oldu. Özellikle de gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere, özellikle bu üzere Pakistan gibi bir böyle büyük bir sel felaketi yaşadılar. Yani bu gibi ülkelerin bu krizlerden kurtarması için kendisini gelişmiş ülkelerin desteklerinin çok önemli olduğu vurgulandı. Tabii ki burada birçok ülkeler, Yeni Zelanda gibi, Almanya gibi belirli hatta rakamlarda, tutarlarda finansman desteği sağlayacaklarını da söylediler. Ama tabii bunlar yeterli midir gelecek için baktığınız zaman? Yani daha yapılacak işbirliği anlamında çok işler var. Özellikle gelişmekte olan ülkeler veya biraz zayıf ülkeler bu iklim krizinin ana nedeninin oluşturan ülkeler olmadığı için özellikle gelişmiş ülkelerden büyük destek bekliyorlar. Tabii burada özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar, onların gelecekte 1,5 derece dediğimiz, hani önümüzdeki yıllarda 1,5 derece düşürme, iklim ısınmasının ne kadar mümkün olduğunu tartışıyorlar. Bir örnek de vermek isterim burada. Tabii ki bazı biraz belki negatif seslenecektir ama Dünya Meteoroloji Ajansı tarafından bir kurulu tarafından bir rapor açıklandı. Son 8 yıl peş peşe son yılların en hızlı ısınmanın devamlı bir şekilde yani sürdüğü bir yıllar olarak açıkladılar 8 yıl peş peşe. Yani aslında önümüzde baktığınız zaman önemli işler var yapmamız gereken. Biz de Sokar Türkiye olarak dediğim gibi bugünün enerjisiyle çalışıyoruz, yarın için çalışıyoruz ve İklim kriziyle de aynı zamanda mücadele etmek yani bizim için de önemli konulardan bir tanesi, konulardan bir tanesi. Biz de burada kendimiz için belli hedefler koyduk. Özellikle kapsam 1 ve kapsam 2 tarafında Sokar Türkiye ve onun grup şirketleri olarak öncelikle birinci aşamada
%40 2035 yılına kadar ve daha sonraki 2050 yılına da karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili biz de buradaki toplantılara katılıyoruz. Özellikle bizim dekarbonizasyon yol haritamızla ilgili sunumlar yaptık. Fikirlerimizi paylaştık. Yani aslında bayağı dolu bir şekilde buradaki toplantılar devam ediyor. Peki önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye adına mesela dediniz ya işte gelişmiş ülkeler, gelişen ülkelerle işbirlikleri özellikle açıkladığı ve bunların üzerine yoğunlaştı diye Türkiye'nin ne gibi mesela eksiklikleri var? Hani yapılması gereken sizin öngörünüz şu anda mevcutta durum ne? Teşekkür ederim. Yani öncelikle evet hatırlarsanız yani Türkiye'de geçtiğimiz sene iklim anlaşmasını imzaladı. Ratifikasyonunu gerçekleştirdi ve artık bununla ilgili olarak da belirli bir yol haritası da çizmeye başladı. Yani bir iklim şurası oluşturuldu ve en önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Bence bu önemli bir adımdı. Yani bir politika taraftan, destek taraftan yani devlet tarafından gerekli desteğin verilmeye başlandığının da bir göstergesi bu. Aynı zamanda tabii bunun dışında bir iklim şurası oluşturuldu. İklim şurasında sadece devlet kendi yani kurullarıyla değil aynı zamanda özel sektör de temsilcilerini buraya göndererek bu şurada bulunmasını sağlayarak beraber hep beraber vererek bu sektörde bu alanda gelişmeleri artırmakla ilgili çalışmalar yaptı. Biz de bu arada hani Sokar Türkiye ve grup şirketlerimiz olarak buralarda bulunduk, tekliflerimizi verdik, önerilerde bulunduk, sektörle ilgili fikirlerimizi paylaştık. Türkiye yani bu anlamda baktığınız zaman çalışmaları tam hızıyla yapıyor. Zaten burada da Türkiye pavilyonunda da birçok sayıda çok farklı konularda Türkiye'nin de geleceğini ilgilendiren konular özellikle dekarbonizasyonla ilgili söyledim ben. Bu konularda sunumlar gerçekleştirdi birçok farklı kurumlardan, farklı şirketlerden. Ve bu yani aslında ülkenin de bu konuya Türkiye'nin de ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Evet. Çünkü yani Türkiye gibi bir ülkede Avrupa'yla da biliyorsunuz yani büyük ticaret çalışmaları yapıyorlar. Ve karşılıklı bu çalışmalar sırasında da Avrupa Birliği ülkelerinin de her zaman özellikle son yıllarda başladıkları ve bundan sonra daha da artarak devam edecekleri. Evet. Yani bu konulara önem vereceklerdir ve burada tabii ki hazırlıklı olmak gerekiyor zamanında. Evet, belki tabii şirketler hali hazırda çok da hazır olmayabilir ve ciddi maliyetler doğuruyor şirketlere. Kendiniz adına mesela süreci nasıl yönetiyorsunuz? Hani ne kadarlık bir maliyet unsuru yaratıyor? Ne dersiniz? Çok yani bu projede biraz iki taraftan bakmak gerekiyor. Aslında bu biraz böyle kriz gibi görülen durumlar fırsatlar da oluşturuyor bir zaman. Yani biz o açıdan da açıkçası olaya bakıyoruz. Ve bizim mesela bu anlamda baktığımız zaman maliyetler tabii ki artacaktır. Bu normal bir süreçtir ama ben bizim çalışmalardan örnek vermek istiyorum. Biz bu olaya şirket olarak iki pencereden yaklaşıyoruz. Birincisi dijitalleşme çalışmaları, iki ARGE çalışmaları. Yani biz dijitalleşme çalışmalarıyla hem süreçlerimizi iyileştirirken, üretimimizi artırırken aynı zamanda karbon emisyonlarının da ve aynı zamanda ister su, ister elektrik, ister doğalgaz, buhar bu gibi kullandığımız yani malzemeleri de aynı zamanda azaltıyoruz. Örnek vermek isterim. Geçtiğimiz 2020 yılıyla 21 yılını karşılaştırmak isterim. 22 şimdi tamamlanmadığı için. Özellikle mesela 2021 yılında bizim üretim miktarlarımız artmasına rağmen ister su, ister elektrik tüketimimiz önemli ölçüde azaldı. Bizim de hedefimiz var. Yılda en az %1 emisyonlarımızı, karbon emisyonlarımızı azaltmakla ilgili hedefimiz var. Diğer taraftan ARGE çalışmalarını çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Büyük bir ARGE ekibimiz var. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nden karbon yakalama, kullanma ve depolama programı tarafından desteklenen en önemli projemiz var. Bunlar karbon projemiz. Aynı zamanda karbon dioksit fokus projemiz. Yani bu projelerle beraber aynı zamanda hem kendimizi geliştiriyoruz hem de karbon emisyonlarını azaltmak. Aynı zamanda sürdürülebilirlik konularında da şirketimizin de tam zamanında altyapısıyla evet. beraber hazır olmasına çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, aktardıklarınız için. Sokar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikail Bey'i ağırladık ve şimdi piyasa hattını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.